Merhaba arkadaşlar, DM4D&D kanalına hoş geldiniz. Dungeons & Dragons Second Edition oynuyoruz. Maceramız devam ediyor. Evet, en son bir yerleşim görmüştünüz. Bak, böyle hiçliğin ortasında etrafı ahşap duvarlarla çevrili. Büyük kütüklerin birlikte kurulduğu duvarlar. Öyle bir yer var karşınızda. Önden gidiyorum demiştim. Yani hep beraber oranın giriş kapısının önüne geldiniz. Oradaki yukarıdan ne yapmışlar aşağı. Şöyle kaldırdım kafayı. Burada var Adamın mı? teki bakıyordu. Yok, bakıyordu zaten Ha adamın tamam. teki. El yapmış Oradan. şöyle merhaba diye. Nereden gelir, nereye gidersin ey yolcu? Lafa girdi. Waterdeep'ten gelir. Crypt Forest'a doğru yola çıkarız. Crypt Garden. Buraya ne için geldiniz? Sadece yol üzerinde mi diye. Evet. Hem bir bakmak hem de bir haber vermek için geldik. Ne haberi? Kime? Sorumlu kişiyi biliyorsan onu ulaştırırsın. Geride ne kadar mesafede diyeyim? Yarım gün. Yarım bir mesafe geride bir adamın saldırısına uğradık ama bizden önce de bir araba ve yolcuları uğradı. Tarif ediyorum işte bir kadın, iki erkek bu tarafa doğru geliyorlarmış. Onları öldürmüş kurt adam yetişemedik vaktinde. Bizi de öldürdü hatta neredeyse. Ucundan yırttık. Bunun haberini vermemiz lazım size. Ondan sonra adam aşağıya işaret etti işte. Ondan sonra oradaki kapının arkasındaki şey büyük talas olur ya böyle. O kaldırıldı, onun sesi geldi langırdı. Sonrasında kapıyı açtı bir tane adam. O da Merhaba eli demiş. silah tutan bir adam yani. Yani madem Waterdeep'ten geldiniz öyleyse hoş geldiniz. Merhabalar. Burası yani Rasalantar. Daha doğrusu Rasalantal'dır. Harabelerinin yakınlarındaki bir yerleşim diyebiliriz. Rasalantar diyoruz. Ya Adı öyle kaldı. bir köyden ufak ama herhalde bir aile olarak yaşıyorsunuz burada diye düşündüm ben. Hangi bir de görmedim burayı ama. O kadar da değil canım. Birkaç aile var. Ay, sağlıcakla günleriniz olsun. Yani burada ne kadar vakit kaybettik yolda? Yani günün hangi saati? Öğlen vakti. Öğlen var. İçeride kısa bir mola verebileceğimiz bir halınız falan var mı? Var var buyurun. Tamam. Ben bu arkadaşlarımı uğramak isteriz. Ha, içeriye gireriz arkadaşlar. İçeride birkaç tane şey var, ev var. Bu evlerden bir tanesi de böyle bir han gibi hani kapısı açık bir yer. Oraya doğru yollandınız. Ondan sonra içeriye girdiniz. Sadece buraların hani oturduğu bir de işte neydi o? Hani güvenlik kuvvetlerinin falan oturduğu bir salon var. Orada hani içeriye girdiğinizde millet bir baktı sadece. Siz diye. O Kafa kadar. selamı Başka da verdim bir şey herkese. demediler. Çok tamam, ben herkese kafa selamı verdim hani. Dostane bir yüz gösteriyorum. Zaten az kişi var. Ahmar, varsa burada bir çorba söylesem içer misin? Tabii çorba şöyle yanına ekmek falan. Bayağıdır bir şey yemedim. Endişeleniyorum senin için. Ben de kendim için endişeleniyorum. Ama bana böyle bir şey sormaman lazım. Çünkü vereceğim cevaptan ben de korkuyorum. Peki. Asbodel belki senin malzemeleri yenileyebiliriz. İler yiyorsun ya sofraya bakıyorsun falan. Tabii buyur. Ne istiyorsan söyle varsa alalım. Önümüzde 3 günlük yol var. Emin misin? Eminim. Masuda sen baktın orada şeyde bu anın içerisinde bir tane böyle taş fırın var. İyi. Şey bu arada, bira içer misiniz? Ya da sıcak bir şey. Bira içeriz. Taş fırında başında bir tane böyle fırıncı küreğiyle bekleyen orada işini yapan
Lahmacun ustası. Fırıncı da var. Evet. Ay, burada ne güzel ekmek yapıyorlardır. Şimdi yanımıza birkaç tane alsak böyle. Böyle bir yol üstü bir de fırına gelmek hesabı edeceğim. Neyse oturdunuz orada bir tane masaya. Aha işte kim ne istiyorsa. Bir tane köylü kız geldi işte başınıza. Rasalantara hoş geldiniz. Merhabalar. Ne ikram edebiliriz? Sıcak bir yemek diyeceğim. Arkadaşıma Ahmar'a bir bira. Varsa bir sıcak şarap alırım yani. Aspodel'de ne istiyorsa. Şimdi benim için bu fırında pişen taze ekmeklerden yanına da böyle mümkünse tereyağı, işte reçel sayıyorum uzun uzun. Aspodel ekmekler güzel kahvaltısı. Benim için de alır mısın? 3 kişilik kaldı. Bu ekmeklerden yani biraz da yol için yanımıza almak isteriz. Mümkün müdür acaba? Tabii tabii dedi. Ondan sonra onları hemen gitti fırıncıya söyledi. O arada hani yalnız kaldınız. Etrafa bakıyorsunuz arkadaşlar. Mekanda böyle bir sürü şey var. Duvarlara falan böyle asılmış av şeyleri var derler. Ropileri. Anı aklıma geldi. Anlatabildim de bilmiyorum. Hani ne bileyim geyik başı, ne bileyim ayı kürkü, işte şuydu buydu, onun gibi bir sürü şey var yani. Bak Ahmar, biraz rahatsız oldum ya. Ömrün boyunca böyle bir evin olamayacak sanırım. Bu şansla. Ben de pek şans yetini söylenemez bana. Benimle çıkmıyorsun ki ama. Aa, bununla çıkıyorsun. Gel beraber çıkalım. Olur. Hadi. Şimdi mi? Şimdi. Hayır, sıcak ekmeğim gelecek. Hayatta kaldıramazsın beni şu anda yerimden. Ya zaten düşünüyorsun Ahmar, hani böyle bir yerleşimin etrafında da ava çıkılmaz be ya. Yani hepsini zaten bunlar yemiştir. Ya uzaklaşman lazım bayağı bir mekandan ki hani bir şeyler avlayabilecek kadar. Bir sonraki av partisine de şey, aspada da çıkarız. Şimdi bunlar eğer bir koyun bakıyorlarsa burada, koyunun önceden parasını versek, sen de o koyunu avlıyormuş gibi yapsan, yesen, caiz midir? Sen kimi kandırdığını zannediyorsun? Beni mi, koyunu mu? Yoksa doğayı mı? Yani koyunun ruhunu mu kandırıyorsun ya? Kendini zora sokmayı çok seviyorsun galiba. Senin yok mu inanışından gelen belli başlı şeylerin? Vardır ama sonuçta dünyanın sana sunduğu nimetlerden kendini mahrum bırakamazsın. Benim inançlarım bu yönde değildir. Mesela bak, hemen sana göstereyim. Bir tane para çıkarttım. Bu para benim doğduğum gün basıldı. Bu benim şans paramdır. Bir tarafı gördüğün gibi düz, bir tarafında da woken var. Herhangi bir şeyde kararsız kaldığımda bunu atarım. Böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım şeklinde yazı tura deriz ya hani. Ama bu benim kendime özel bir paradır. Çünkü doğduğum gün basıldı. Peki o para her zaman istemediğin şekilde düşerse? İki yoldan birini seçeceksin, her zaman kötü seçtirirse sana. Ben bu parayı hiçbir zaman yemek yemeli miyim, yememeliyim? Yoksa yemeli miyim diye atmıyorum. Sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim? Burada zaten karar veremiyorum. Soldan gideceğin yol seni kötü bir yöne sürüklüyorsa ve o solu tercih etmeni solu yönlendiriyorsa seni. Sol tarafta her zaman şansa ihtiyacı olan birileri var demektir o zaman. Yani kendini mi kandırıyorsun, parayı mı önemiyorsun? Kandırmak değil. Şöyle, hayatta her zaman şansına güvenmelisin. Sen ya şansına güvenmiyorsun, ya yeteneklerine güvenmiyorsun, ya da düpedüz yeteneksizsin, ne diyeyim yani. Aa, adam da geldi benimle, o da bulamadı. Bulsaydı hadi. Ben ava çıkmadım ki. Bu arada çorba içiyorum bir tarafta. Sen avlandın. Hatta ben sana teklif ettim. Ben de avlanayım istersen. Hayır, benim avlamam. Hayır, bir hayvan görsek avlanırdım zaten. Balkıyı fırlatmasını biliyorum, merak etme. Hayvan bulamadık. Var mıydı ortada? Yoktu. Ama kış zamanındayız. Bulamamak çok normal i̇şte, değil mi? Normal. Bulamamak çok normal zaten. Yani. Kurt adam geçmiş oradan, bir tane böcek kalmamış ortada. Solucan bulamadım ben.
Ama ben sana Waterdeep'te dedim, o fareyi yakalayacaktın. Ya evet, o fareyi yakalayacaktım. Belki bulduğu vardır. Hayır hayır, bunu görmek istemiyorum. Hayır. Ya en olmadı güvercin mümercin alacağım yani. Güvercin. Yaban güvercini. Ne bileyim, sokak kedisi. Bu arada yemekler geldi tabii ki. Yani oturduğumuz tamam, bir şeyler yemeye başladım. Neyse. Hadi bakalım bir şeyler yiyorum. Bize afiyet olsun diye biram aldım, ben kapının önüne çıkıyorum. Kapının önünde oturacağım. Böyle şey varsa yatar, yani veranda gibi bir yer varsa sundurma. Var var sundurma falan. Ha. Aynen. Yani çiftin oturuyor orada. Ha. Mesafeyi bak, kısa şey. Arayı kısa tutalım da az kadar. O da belki gene avlanacak bir bulur, en azından bir şeyler yemeyi başarır. Burada da yemeyecek anlaşılır. Ben bakayım aç kana çarpmasın lan bu diye. Çok hiç bilmiyorum yani. İyi bir adam bir şey olmaz. Enerji verir. Biraz da arpa marpa var şimdi. Ondan sonra öyle bakınırken oradaki o şeylerden neydi o? Silahlıların birinin sırtında şey gördüm. Tüfek gördüm. Bu barutlu tüfeklerden. Daha önce görmüştüm bu tüfeklerim şu an. Ha. Aa dedim, hiç. Yani çok ender rastlanan bir silahtır çünkü. Yani çok hoşlaştığım bir şey değil. Ama hani değişik bir şey yani. Öyle adam geçiyor işte, zaten seninle ilgisi yok diye. Ne de öyle sırtında tüfek olan birini görünce hani asmış böyle. Ne oldu falan diye baktın yani. Hocam mesafesi ne kadar da bunu düşünüyorum kendim. Harbiden ha. Çok gürültü yapıyor, onu biliyorsun. Ha. Bir tane sıksa her yerden hayvanlar kaçıyor. Ha, ve 5 kilometreden sesi. Yok öyle mi? Atıyorsun ses de çıkarmıyor. Bak gerizekalı salak ya. Gece vakti lanternle gez daha iyi. Şeye baktım tabii, oturduğun yerden. Bu yerleşimin etrafı böyle 2-3 metrelik duvarlarla örülü ya. Büyük ahşap kalas duvarlarla böyle kocaman. Yani bu kadar korunaklı yapmaları buraların tehlikeli olduğuna işaret ediyor senin kafanda. Yani normalde çünkü bir köyün etrafı, hani özellikle hani tarımla uğraşan bir köyün etrafı bu şekilde duvarla örülmez yani. Yani tarım arazisi çok geniş olur ya. Bunlar tarım arazilerini dışarıda bırakmışlar. Ama yerleşim yerini tamamen kapatmışlar yani. İçileri ölüme terk edip? Yok, dışarıda ev yok. Tarım arazisi var sadece. Bütün evler buranın içerisinde. Anladım. O da dediğim gibi yani 5-6 tane ev var. Veya 8 tane. O şey, hizmetçi kız, geçtiğim garson kız dışarı falan çıkıyorsa ona şey soracağım. Bu şeyleri duvardaki hayvanlar avlayan kim burada? Çıkıyorsa eğer. Yok, dışarıya çıkmıyor tabii, işi içeride sonuçta. O zaman sormadım. Yani. İçeri girdiğim zaman sorarım o zaman. Aynen. Sizlerin bir şeyi var mı arkadaşlar? Yemeğimiz sadece değil. Konaklayacak mısın? Ben şey yapıyorum ya, bir seyis meyis bir şey bulacağım bir. Hı hı. Katıra biraz bakım yapalım. Tamam. Kaç aydır malı değişecektir. Bir arpayla besleyelim yolumuzu. Hatta biraz ona yemek alalım yanına. Ben vereceğim onu da para. Yani sen onları falan da halletme yani uğraştın. Yolluk yemek aldınız. Hayvana bu arada bakıyorum. Hayvanın bir sıkıntı var mı diye. Yok. Yolunda her şey o konu. Sorun yok. Toplamda 12 gold para verdin acık. Yemeğiydi, şuydu, buydu derken. Olacak bir şey. Asmodel, sargı bezi falan lazım mı? Burada vardır belki, alalım. Hani kullandın ya bize. Yok.
Yanında yeterince mi? Biterse sizdekileri kullanırım. Evet. Sen de bu arada Ahmar, hani içeriye girdin tabii, hani biraz oturduktan sonra dışarıdan, bir saat sonra falan. Baksın işte bunlar alışveriş yapmışlar, hani bir çanta doldurmuşlar böyle, masanın kenarında duruyor. Yiyecekler yenmiş, her şey güzel. Burada da bir ama şeyler çalayım hani, diyem. Akşam üzerine falan geldi saat yani. Burada da bir şeyler çalayım diye, hani bakın sen. Ne yapıyorsun? Bakıyorum yani, çalabileceğim bir yer var mı? Hani böyle bir yok. Performans sergileyebilecek. O tarz bir yer yok burada. O zaman barına, barına tarafa doğru geçtim. Orada daha yüksek ya tabureler, boyum görülsün diye. Oraya çıktım, orada şey yapıyorum. Başlıyorum bir şeyler çalmaya. İyi çaldın öyle eğlenmeye. Kendi çapında ilk başta. Ondan sonra hani kimileri eğlendi, kimileri şey yapmadı, umursam. Öyle hoş bir şey oldu yani. Birazcık pasını attın yani. Ama burada herhangi bir para veren falan olmadı. Yok, beklemiyorum burada zaten. Burası şey değil, biliyorum. Hani bayağı zengin. Köy kahvesi burası. Ha, iyi aynı. Şaşırmıştım. Bu kadar güzel müzik ne alaka diye. Yok canım, öyle performans sergilemedim. Normal çaldığını anlıyorum ben, çek atmadığın için. Evet, evet. Akdeniz akşamları. Ay yine iyi. Yine iyi. Kötü değil. Hayır, o şarkı olmaz. Hayır. Hayır ama neden, hani herkesin bildiği hem de kolay. Hayır. Şöyle tıngırdatabilen söylüyor yani. Akdeniz. Git alıp kırıyorlarmış. Şu gitar çıkınca şu şarkıyı çalmayın. Bizde Sword Coast akşamları diye söyleniyor. Tabii. Parimşan geceleri. Kalacak mısınız burada diye kız sordu en sonunda, hani size içecek bir şeyler getirirken. Tabii canım, karanlıkta artık niye yola çıkalım? Yani. Bunların hepsini tek kişi mi avladı? Ha evet. Böyle gösterdi adamı. Orta yaşlı bir tane adam var orada. Barda duran. Büyük ihtimal buranın sahibi herhalde. Git git biraz dersen. Böyle şey dirsek vuruyorum. Çok aşırı ters baktım. Böyle baktım. Kuşu gibi. Burada kuş var. O yüzden uyuyalım uyuyalım işte. Tamam, ekstra bir şeyiniz yoksa hani. Ya şey hoşuma yaparsınız. Gitmiyor diyen benim. Avlandı. Yani av hayvanları böyle sergilenmesi hoşuma gitmiyor. Niye canım? Hı? Trofi. Ne yanlışlığı var? Tabii bir şey değil. Sen hiç avlandığın bir avından trofi almaz mısın? Almam. Bence bu ne kadar yetenekli avcı olduğunu bir göstergesidir. Yanlış bir şey göremedim ben bunda. Ben kimin yanlışa göre, ama duvarda bu şekilde sergilenmeli hoş değil. Zaten burası da benim müdahil olabileceğim bir yer değil. Bir şey diyemiyorum. Sadece çok huzurlu değil. Yok, ben yanlış olan yanını göremedim de anlamaya çalışıyorum hani. Ha, anladım. Sen de o benim avladığım domuzun dişini kırmıştın, almıştın yanına. Sen onu görmedin bence. Ha, buraya beni geç. Görmedin mi? Ha. Onu görmedim. Var mı başka bir şeyiniz arkadaşlar? Yok diye. Yok. Evet. Oda kiralamak için işte orada şeye çıktınız, gittiniz, Hancı'nın önüne geldiniz. O orta yaşlı sakallı adam hani baktı bir site, kaç oda, 3 oda vesaire filan konuşmaya başladı. Ne var ne yok, ne kadar tutacak vesaire. Sen mi tercihsin? Ahmarla kalırım iki. Daha İyi, adam şey dedi işte, 7 silver dedi oda başı. Tamam. Ondan sonra bu hani oda ayarlama işi bittikten sonra 14 yıl otelde onu şey yapıyorsam 1 gol 4 silver 17 gol'dum vardı 15 gol 6 silver. Tamam.
Ondan sonra şey dedi adam, hani nereye gidiyorsunuz siz? Yolculuğunuz ne tarafa? Drifting Garden Forest. Benim orman. Senin orman mı? Ya sahibi olduğum hala aslında söylemedim. Orman şerifi. İçerisinde ikamet ettiğim yer. Öyle bir alıcı gözlü tiplerinize baktı işte. Buranın kuzey tarafı hani vahşi topraklar. Bayağı genç duruyorsunuz. Bu alban hepsi sana mı ait? Bu sürede mi yaptın yoksa ömrünün başarısı bunlar mı? Yani tabii ömrümün başarısı. Öyle. Kısa sürede sayılmaz. Vahşi topraklar. Ya bunu zaten başarı diye düşünmüyorum da şey olarak düşünüyorum dedim. Güzel görünüyor. Tabii gelmeyecekken ayıklamışsın. Ya. Önümüzdeki tehlikelere dair bilgin varsa dinlemek isterim seni. Crypt Garden'a doğru gidecekseniz Westwood'u solunuza alın, öyle devam edin. Solunuzdan sapmayın. Ama Westwood'a da girmeyin diyoruz. Konuda kesin bir ayrım var. Etrafından dolanın yani. Westwood ne ki? Orman. Yol üzerinde solda mı kalıyor, sağda mı kalıyor? Nasıl ayrı? Solda kalsın diyor bak. Kalsın da öyle. Westwood'a girmeyin. Solda kalıyor. Solda kal. Solunuzu alın, öyle yolunuza gidin. Tamam. Crypt Garden'a gidiyorsanız. Tahmini ne kadar zamanda? Sola. Ne kadar zamanda Westwood'a varırız? Westwood'a hemen birkaç saat sonra görünür Westwood. Tamam. Orada ne var ki? Böyle girmeyin. Yani tehlikelidir doğrusu oralar. Vahşi hayvan açısından yoksa başka bir şey. Evet, mantıklı var. Ya olmaz mı canım? Bir sürü vahşi hayvan, bir sürü vahşi yaratık var. Ha. Tabii ki. O da orada var. Yani. Yolda gelirken ağır bir tehlike atlattık sana. Burada adam sağlıklı bir tane. Ölüyorduk yani. Ya evet, buralar biraz tehlikeli açıkçası. Öyle. Hayatımda ilk kez bir tanesini gördüm. Aman ya. Size dikkat edin. İyi bari en azından sağ gelmişsin buralara kadar. Biz gelebildik. Yolcu gelemedi ama. Burada gördüm. Kapı girişinde söylemiştim size, söylemedim ben. Tarif ediyorum tipleri. Şu bir haberim yok. Tarif ettim tipleri. Adam durdu bir düşündü. Tanımıyorum, bilmiyorum dedim. Herhangi bir bilgim yok. Gömdük onları da. Geçti şu kadar mesafe oldu. Arabada duruyor. Şanssızlarmış diyemeyeceğim çünkü hani bu kuzey yoluna tedariksiz ve deneyimsiz çıkmak çok da mantıklı değil doğrusu. Bu da silahsız. Silahları yoktu, sadece arabaya giriyorlardı. Vardı silahları canım. Var mıydı ha? Hiçbir şeyde var diye. Bir kadında silah yoktu, onu söyledim orada. Onunla kaldı yani. Bu adam güçlüydü vallahi. Daha kılıcımla buluşamadan o beni ısırdı ve bayılmış. Daha karşılaşmak istemem kolay kolay. Burada adam seni ısırdıysa başın belada demektir. Ne ki? Gözüm büyüdü şöyle neden? Lanetlenmişsindir. Gelip ki korusun yani. Bayağı yani. Kurt adam lanetli bir varlık. Pis bir şey. Pis olduğunu biliyorum da lanetten haberim yoktu. Önümüzdeki dolunayda dikkatli olun. Ki çok da bir şey kalmadı şurada. Bakayım. Dedi. bir dakika. 3 gün sonra dolunay var zaten. Ne olacak dolunayda? Oluyor ki. Çok kötü şeyler olabilir. Sizde bir o size saldıran kurt adam gibi
vahşileşebilirsiniz. Eğer sizi ısırdıysa çok kötü. Üzü de ısırdı. Uf. Öyleyse sizi bu küçük kasabadan gitmeye davet ediyorum. Dur, gideceğiz yarın mı? Anlamıyorum, bir şey olsun ya. Ne derdim? Ben lanetler konusunda bilgi sahibi değilim. Sadece çok kötü olduğunu biliyorum. Herkes gibi, o kadar. Yani karardı şöyle diyor. Ne lanetiymiş bu? Malar'ın laneti, ne lanet oldu? Malar deyince gözüm bir daha şey oldu. Seyirdi beni. Zaten başka bir şey de beklenmez onu. Yani. Ama bu konuda ciddiyim açıkçası. Çünkü kurt adamlar sadece hani tehlikeli yaratıklar değillerdir. Bu şekilde lanetlerini yayarlar. Başınız belada. Kızım, benim Druid ustayı bir an önce bulsak mı? O biliyordur belki bir şeyler. Sözüm var tabii. Bizim eski nişancı var. Böyle kafana bir tane sıkar. Gümüş bir kurşunla yatırır seni yani. Çok güzel olur. Bu kadar bayım mı yani? Gümüş? Gümüşle mi ölüyorsun? Evet, kurt adamlar. Normal silahlarla pek bir şey yapamazsın ona. Gümüş kullanman lazım. Yaptı var iki tane gümüş. Ya. Ne yapacaksın onunla? Alnına mı yapıştıracaksın? Baltaya baltaya bağlasam onu. Nasıl öyle, yaptığını tamam. Görmek isterim. Ben de görmek isterim. Bilmiyorum. Burada bir demirci falan varsa ya, gümüş bıçak falan alalım. En kötü kendimi de saplarsın. Demirci var da... Hani gümüş şeyler pahalıdır. Param da yok zaten. Olsaydı verirdim. O kadar param yok. O yüzden sonra... boş ver bence. Ha, o okucu para falan pahalı mıdır? Gümüş okucu. Okucu niye yapsın? Yaptığına değmez. Tamam. Sağ ol yine de bir tane. Ben senin link kullanıyorum ya Ahmar. Senin sikkeleri ben atarım istersen. Kafasına. Al diye uzatmak istedim. İşe yarar. Şaka yapıyorum. Valla işe yararsın. Düzgün gitmez be ya, mümkün değil. Saçma sapan gider böyle bülü diye. Senin bu konuda bir bilgin var mı? Lanetler konuştuk. Var mı Aspa? Bir tapınağa gitmemiz gerektiğini söyleyebilirim en azından. Sorgulamak lazım, bir araştırmak hem, lazım. Hem sorgulamak hem de daha yetkinliği olan bir üstle görüşmek daha mantıklı. Benim aklıma da benim usta geliyor işte. Onun dışında kimse gelmiyor. Konuyla ilgili kez duyuyor. Neresi daha yakın? Kristi senin usta mı? Ya geri şehre dönmeye çalışacağız ya da ileri gidip ormanda benim Druid'i bulmaya çalışacağız, ikisinden biri. Benim Druid'i bulmanız bayağı zor çünkü Krimwood'un kuzey tarafı sizin yerleşiminiz. Daha oraya gitmediniz bile. Güneyine bile gelmediniz daha. Evet. Acilde bir durum var diye gerisin geri mi dönsek diye düşünüyorum ben şu an. Çok acil çünkü. Geri dönerseniz o amcanın kalesi muhabbet direkt güme gider, onu söyleyeyim. O kale onu muhabbetinde şey diyordu, kırmızı gözlü yaratıklar saldırdı diyordu. Onlar da kurt adam olmasın? Olmasın bence. Kırmızı gözleri var mıydı onun? Öyle değil mi? Evet. Ya kurt adam sonuçta hani gece yolculuk ettiği için, gece çıktığı için, gece görüşü iyi olduğu için gözünü kırmızı görmüyor muyuz? Belki tavşan adamdır. Tavşanları kırmızı gözlü oluyor. Pofidiktir. İnsansı dediğini sanki hatırlıyorum ben ama. Tavşan adam. Adam. Tavşan adam. Yani adam şeklinde tavşan. Hem bayağıdır bir şey. Hem kırmızı gözleri de var. Devasa bir av. Evet. Ağzımı sildim şöyle. Bayağıdır bir şey. Dev tavşan. Ne yani olur bunun. Mevut çıkar be. Ya tam bunu bir aramızda konuşalım arkadaşlar.
Başka bir yolu yoksa, adil çözmemiz gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Hayatta kalmamız gerekiyor. Son bir şey daha, yanlış anlamayın ama bu keskin nişancının tüfeği konusunda ciddiyim. Eğer dolunay zamanında buraya gelirseniz kafanıza bir tane sıkar. Tamam. Tamam, sorumluluk bizim. Bizim değil. Siz kendinizi savunmak zorundasınız böyle bir durumda. Böyle vahşi bir şeye dönüşüyorsak buna hakkınız var. Evet. Yani malların lanetini biz bu topraklarda istemiyoruz. Kimse istemiyor. Ben de istemiyorum. Zaten öyle bir şey getirirsem beni gönül rahatlığı vurun ya. Vurun beni. Vurun kurtulayım. Onu vurun. Ve doldurana kadar. Bunu avlarken mi söyleyeceğim, baltayla mı söyleyeceğim? Çünkü o esnada kendimiz de olacağımızı düşünüyorum. Ya yani neyse, umarım olmaz da arkadaşlar. Ben bir şey olacağını düşünmüyorum da. Uzunsuz korkutmayın kendinizi. Deneyimli insanların sözüne güvenmek lazım. Boşa konuştuğunu düşünmüyorum karşımızdaki. Neyse, oradan masanıza geçtiniz siz tekrar. Evet, ben masaya geçerken şey diyorum, komut oldu. Ben birçok kişinin boşa konuştuğunu düşünüyorum. Ben hancı diyebileceğimiz bu kişiye teşekkür ettim şöyle verdiği bilgilerden ötürü. Sağ olasın. Bir şey değil ama umarım şanslısınızdır. Yoksa durumunuz vayıp. Biz şansa kaldıysa kurtaracağız demektir. İyi öyleyse. Bu yakınlarda herhangi bir tapınak var mı peki? Safede falan, şehir harici. Biliyor musun? En yakın Waterdeep. Bir buçuk gün falan mesafesi var. O da olmazsa Red Larch, orası da üç gün falan sürer. Belki daha fazla. Tapınak falan yok yani çok yakında. İş tapınakta çözülüyorsa o iş kolay ya. Her yer tapınak. Hı-hı. Doğru söylüyorsun. Akşam yani yapmaya gittiğin zaman camdan bakacağım böyle, gökyüzüne doğru kurdun ruhuna sesleneceğim. Bu lanet üzerinden alsın diye dua edeceğim. Sen o şekil şeye baktın. Birazcık hava açmışken işte dolunayı gördün orada. Dolunay değil de yarım ay. Son dördüne yaklaşıyor. Hani neredeyse yuvarlak olacak hani. İşte. Ayın ruhuna dua ettim, kurdun ruhuna dua ettim, bir de rüzgara dua ettim. Başım. Akşam bir yerip gibi dua edeceğim. Tamam. Neyse, şey yapsın da atlarım. Lanet üzerine alsınlar diye atalarıma yalvardım. Var söyle bir şey. İyi oldu en azından, için rahatladı biraz. Hani kendine güvenin geldi. Aldılar tamam. Mışıl mışıl uyudum ondan sonra. Tapınakmış. Var mı başka bir şeyiniz arkadaşlar? Var var. Akşam için. Akşam sıkı bir dua edeceğim ben diye şey diyorum direkt. Ormanın hanımı. O gösterene. Banlarımızdan malların laneti üzerime geldi. Gelmedi. Bitti. Onda da bilgim yok ama. Hani yolunda yürürken bununla karşılaştım. Umarım sınavı geçebilirim. Geçemezsem de lanetin yayılmasına bir şekilde engel olacağım. Mallara hizmet etmeyecek bu kulüp. Böyle uyuyor. Şerefsiz mallar. Neyse, yattınız bir güzel, ondan sonra kalktınız arkadaşlar. Yanda gidip onlar tepeledi beni de. Hangi o? Siz ekstra bir gün dinlenmediniz mi yolda? Hayır. Yok, hayır. Bir gece işte yaralıyız diye yattık. Ertesi gece de buraya geldik. Gece geç. Hayır canım. Bir de yaralandığımız gece var. Tabii, bir de yaralandığımız gece var.
Yaralandığımız gece var. Gece de orada mağarada yattık. Doğru o var. İki, bu üçüncü gece yoldaki. Mağarayı unuttum ben. Nasıl antar? Aynen böyle. Çok güzel. Karar vermemiz. Tamam. Aynen. Oylamayı sunacak arkadaşlar. Başımızda büyük bela var. Çözümü var. Bildiğimiz, bilmediğimiz bir çözüm. Belki olabilir, belki olamaz. İleride ne çıkar karşımıza? Ama Hancı'nın dediğini yapıyor. Deneyimli bir insan sonuçta. Her ne kadar benim görevlerim acil olsa da Allah'ın lanetiyle birilerine zarar vermektense görevimden vazgeçemem. Sonrasında da bakarız. Önce hayatta kalmak lazım. Lanet manet kalmadı. Akşam ben duamı ettim. Üzülüyor iş. Hiç yoktur. Tabi şaman değilsin. Yo değilim. O zaman bu konuda nasıl eminsin? Şimdi birisine dua etmek için, birisinin ruhuna yakarmak için illa o dinin en üst mertebesinde olmak mı gerekiyor? Sıradan bir inanır olarak kimse dua edemez mi? Bozulabilir veya bozulamaz. Lanetle alakalı bilginiz ne kadar var peki? Hiç bozdu mu? Bir şeye denk geldi. Ben öyle hissediyorum. Sen öyle hissediyorsun diye yarın öbür gün o yaralayan kurtadan bir şeye dönüşürken ne olacak? Dönüşmem. Yaşamadığın bir şeyden nasıl bu kadar eminsin? Ben öyle inanıyorum. Yanlış inanıyorsun. Bu da sana katılmıyorum. Benim inancıma yanlış diyemezsin sen bir kere. Derim hepimizi tehlikeye atacak bir şeye inanamazsın. Bu tehlikeye atar. Bu kadar da. Neye inanıp neye inanmayacağım sana mı soracağım? Kusura bakma da. Neyine bir an değil. Başımızda bir lanet var. Bunun yanlış olup olmadığına sen karar veremezsin arkadaş. Önce benim orada bir sınırımızı çizelim. Ondan sonra yola devam edelim. Benim karar verdiğim konu. Dönüşüp bizi öldürmeye çalışmayacağının garantisi yok. Sen bana diyorsun ki dua ettim, rahatladım. Ben öyle sana soruyorum. Öyle bir şey yapacak olursak eğer, o zaman konuşuruz. O zaman konuşamayız, o zaman dövüşürüz. Ne gerek var? Yüksek ihtimalle de öldürürüz. Bir tanesi bizi öldürüyor. Senin içinden ne çıkacağını da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Belki ben kendi kendimi temizleyebildim kendi inancımda ama sende o inanış olmadığı için, sende o iman olmadığı için sen temizleyemedin kendini. Benim imanıma laf söyleme. Sen benimkine söylüyorsun ama. Sen benimkine söylüyorsun. Senin silahla seni vuruyorum ben. Ne oldu, niye sinirlendin? Sinirlendim. Kaybediyorum. Tamam, çıkalım yola o zaman vakit kaybediyorsun. Nasıl model? Senin fikrin nedir bu konuda? Emin değilim açıkçası. Ama şansıma güveniyorum. Ya bize herhangi bir şekilde bu lanet bulaşmayacağı kadar şanslıydık. Ya da bulaştıysa bile bunun çözümünü yolda bulacak kadar şanslı olacağız bence. O zaman oylama yapıldı. Devam ediyoruz. Bak sen söyleyince inandırıcı geldi. Evet. İş burada bitiyor demek ki. Tabii kesinlikle haklısın. Özellikle bilmediğimiz konularda iş orada bitiyor. Umarım ifaklı olasın. Gidelim. O zaman arkadaşlar siz oradan tekrar yola çıktınız. Kuzeye doğru devam ettiniz. Aynı adamın dediği gibi kaç saat sonra o Westwood'u karşınızda gördünüz. Ve ormanı solunuza alarak tekrar ilerlemeye devam ettiniz o gün. Ne oluyor? 2 günlük bir yolunuz var. O gün akşama kadar bu Westwood'u sol tarafınızda tutarak yola devam ettiniz. Ta ki hani
Vestus sol tarafınızdayken yönünüz batıya dönene kadar o şekilde gitmeniz gerekiyor teknik olarak. Ondan sonra da oradan kuzeye yönelmeniz. Diyen bu konuda bir healing check atabilir miyim ben? Ne gibi? Herhangi bir şey hissediyor muyum kendimde? Bir değişim, bir dönüşüm. Rahat çekinin. Ama dur. Ben atayım sahi. Ben at, okey. Yok, herhangi bir gariplik hissetmiyorsun. Her şey gayet normal gibi. Bu o gün içerisinde bir tekrar ben hunting check'i atabilir miyim? Akşam şeyinden önce, molasından önce. Ha tabii, tabii. Yani hani öğlen molasında, akşam molasında bir hani, deneme yapabilirsin yani. Penaltın var mı? Yok, bugün yok. O zaman tutuyor. Aynen. Ne avlamak istersen buyur. Tavşenk. Tamam. Büyük böyle yaban tavşanı. Hoş bir şeydi yani, güzel bir av oldu. Temiz bir av oldu. O zaman biz de tavşan ruhuna rica edelim. Atalım bakalım. Aynen. Abi, hadi be. 5'ten döndü ya. Yok. Doğanın ruhları seni şey yapıyor ya. Bugünlerde hiç senin yanında değil yani. Olmuyor. Yok. Bu akşam da o şeyden son gittiğiniz Orasalantar yerleşiminden aldığınız yiyeceklerle sen karnını doyurdun. En azından aç kalmadın, idare ediyorsun. Ben ölmeyecek kadar. Aynen. Ama tabii bunlar senin iyileşmene katkı sağlamıyor doğru. Hala hastasın yani. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim Ahmar. Eğer hastalığın konusunda hani rahatsızsın ya sonuçta. Evet. İstersen Asfodel'e sorabilirsin bu durumu. Ben hani iyileşecektim, ne oldu ya? Ya da ne yapabilirim iyileşmek için? Çünkü kötü hissediyorsun kendini. Yani o akşam siz kamp yerine geldiniz. Avda da olmadı. Her şey ters gitti. Yine hastasın. Büyük ihtimal yarın da hasta olacağım. Bu nereye kadar gidecek böyle yani? Eksi alıyorsun dedim ya. Yok, yani sonuçta bu eksiler senin o avlanma çeklerinde de. Kadının yanında kendimi güçsüz mü göstereceğim? Bayıla... Hiç girmeyelim. bayılana kadar devam. Tamam. Okey arkadaşlar. Var mı akşam yapacağınız bir şey? Yok. Bir şey yok. Sadece endişeliyim. Ben o gün içinde şey bakıyorum diyeyim. Şimdi aklımızda soru işaretiyle gidiyoruz ya. Özellikle bir favor şey bakınıyorum ortalıkta giderken. Ne gibi? Favor hani Timur'a bana hani şansın benim yanımda olduğunu göstersin, hani her şey yolunda gidecek diye bir işaret göstersin niyetiyle. Ne oluyordu Timur'un şeylere, bir bakayım mı? Açım. Sen baktın öyle hani etrafına. Hı hı. Sayfa kaçtı Timur'a? Fikrim yok. Neyse, ben sanıyorum 215'te. Acı kitap zaten 194 sayfa. Yanlış görmüş o. Dur. Bak ne diyor? Life is short. They're all and trust in the lady. Yani yaptığım hareket o açıdan hani bu tarafa gitmek mantıklı geliyordu. Nerede o? Hay Allah. Bulamıyorum.
Evet, sınava tarz. Sen baktın Demora'nın hani gerçekten de yüzüne gülmediğini düşünüyorsun. Sonuç olarak. Yani bu yolculuğunuz hoş sonuçlar doğurmayabilir diye düşünüyorsun. İşler ters gidecek gibi geliyor. Ama tabii kötüye odaklanmamak lazım. Çünkü gelecek bir zaman kesin Aşağı olarak yazılmış tahmin edilemez. değildir. Evet. Öyle hissediyorsam o zaman özellikle dört yapraklı yonca falan alırım yolda giderken. Olmadı. Olması zor zaten. Yani. O yüzden şans getir diye söyleniyor. Artı yani Kasım ayının sonundasın. Yonca monca pek kalmadı Ya yani. işte öyle bir şey anladın mı? Doğada bulabileceğim bir Tabii şans tabii. objesi arıyorum. Yani. Üçlü kirasla. Aha. Diyen big nugget'ı ben alacağım gene. Taraftan da bir yürüyüp diye dua ediyorum gene. Her akşam da her sabah düzenli olur. Tanrıçam bizi koru bu lanetten. Öğrendi bizi başımıza gelmesin. Bu akşam güzelce ateş yakabildiniz. Güzel de bir kamp yeri buldunuz yine. Diyem. Bir tane tavşan yakalamıştı ya ahmar. Onu getirmedi bile ki. Getirmedi mi? Hep bıraktı Tamam. orada. Ayağı. Yani. Tavşan ayağı evet. Ha istiyorsan ama geçti be Nereden ya. bileyim canım? Yani. Diyorsan getir diyecektim de Yok yok unuttuk yok tamam artık. geçti artık. Getir. Neyse hani güzel bir kamp yaptınız. Ateşinizi falan yaktınız. Hava da açık. Bu akşam en azından yağmur yok. O yüzden daha rahat bir gündü. Zaten o kişilere göre. Ondan sonra ilk nöbet sendeydi işte. Ve ilk nöbette bu ay ışığını kesen bir gölge yan tepende belirdi. Anlık böyle bir hani ortam karardı yani. Bir bulut olamaz diye kafayı kaldırdım yukarıya. Abi direkt baktım şöyle ne oluyor. Ama bunu yapmakta geciktim. Ve o yüzden de muhtemelen o yüzden bir şey göremedin yukarıda. Allah Allah fena oldum böyle. Hani bir an böyle ortalık karardı. Ne oluyor lan filan oldum. Hani olayın nedenini algılayana kadar kafayı sen kaldırdın baktın ama bir şey yok ortada yani. Herhangi bir ses de duymadı kulaklarım öyle çok. Hani bir Ya bir de rüzgar vardı çünkü biraz. açık alandayız değil mi diyelim hala Tabii biz. tabii açık Şeyde açık. alandayız. Sadece etrafa bakmaya çalışıyorum. Ateş söndüyse biraz ağırlayayım ateşi. Eğer varsa malzememiz. Ateş yanıyor. Bizimkilere biraz daha yakın duruyorum. Ne olur ne olmaz uyandırmak gerekirse diye. Crossbow'u doldurdum. Hazırda bekliyorum ben. Ama ne kadar öyle dursa. Bir taraftan da bir yerikke dua ediyorum. O Var şekilde işte hani bir ne derler 10 dakika falan böyle bir geçti. Tedirgin. O 10 dakikanın sonunda herhangi bir şey olmadı. Sonra durdum kendi kendime ulan dedim hayal mi gördüm ben? Çünkü o kadar hani ay ışığını kapatacak kadar büyük bir şey geçse tependen hani şimdiye kadar size saldırırdı ya. Yani sonuçta neydi o? Üç çocuk babası bir şey geçmemiştir yukarıdan yani canavar geçmiştir o kadar yani ay ışını kapatacak kadar o yüzden siz de ateş yaktınız kabak gibi görünüyorsunuz ortada kimse saldırmadı ama elim madalyonumu attım ya. Yine dua ediyorum. Ortalama. o Tanrıçam bizi yüzden korudu. hayal mi görüyorum ne oluyor filan dedim kendi kendine Gecenin gölgelerini zihnimden uzak durun. Arkadaşlarımı korumama yardım ediniz. Nöbetimi aktif. Yol göstermeme yardım ediniz. Bir dua ediyorum. Bir taraftan da yine nöbet tutuyorum. Ama ya temkinli olamazsın o kadar da hafif irkildim. Kısacası. Tabii. Sürekli dikkat olmasın. Ama bir taraftan dua ediyorum. Bir taraftan etrafa bakıyorum. Öyle yani. Ateşe yakınım, bizimkilere yakınım. Yani öyle anlık bir şüphe ettin kendinden. O arada da Aspoda sen bir kötü bir rüyayla uyandın. Bir kabusu bir şey gördüm böyle. Lanlı öyle bir hani kanter içerisinde kalktım böyle. Zaten hani soğuk hava
Ve o şekilde hani rahatsız olunca hani doğruldu falan böyle bir aa ne oluyor ya falan diye. O arada baktın işte Ahmar nöbetteydin. Uyandığında. Hani Cromwell yatmış anlaşılan Ahmar kalmış. O esnada. Öyle bir hani şey yaptın hani o kötü rüyanın kabusunu şeyini üzerinden atmaya çalışmak için hani bir iki bir şey atıştırma yani çantanı falan kurcalamaya başladın. Ama sen de baktın durup dururken kalktı bu hani. Daha sabah olmadan. Elinde bu kuştik ben toprağa eşeliyorum öyle. He, o arada ding diye bir çıktı ortaya böyle afim. Ondan sonra yiyecek bir şeyler falan baktın kendine. Bir şeyler atıştırdın falan. Aspada. Bir elma kemirdin. O esnada da baktın ortam bayağı hani aydınlık duruyor. Sonra kafayı kaldırdın. Aa ne güzel. Ay ışığı bayağı hani güçlü. Sonra durdun. Ay ışığı çok güçlü. Daha bir alıcı baktın. Evet ay ışığı çok güçlü. Galiba hancı tam olarak tarihi kestirememiş. Hani görünen kadarıyla yarın akşam falan dolmaya olur. Hadi bilemedin ertesi akşam. Çünkü o 3 gün falan demişti de 3 gün yok. Maksimum 2 gün sonra kesin dolmaya olur. Ne güzel. Ya yarın ya öbür gün yani. Ne yapacağız? Hiç yani o aklına geldi. Bir de o hancının söyledikleri tabii aklına geldi. Dolunay'da hani başınız derde gitti. Bu da bir şeyler dedi ya. Ama Ayış'ın Dolunay'ı o kadar iyi tahmin edememiş. Hemen bir good luck charm yapmam lazım kendime. Ben buldum bile bak kartı atıyorum. Neyse bu konuda yapacağım bir şey var mı Asfoden ya da bizimkilere söyleyeceğim bir şey var mı? Şu anda Ahmar ayakta hani sabah olana kadar bekle istersen. Köhkü öksürüyemadım için içime. ben yeterince uyudum mu? Yok uyuman lazım daha da. Daha çünkü sabah var bir saat var en az. Okey bir sıcak bir zencefilli çay yapayım. Kendim de içeyim Vahmar da içsin. Ondan sonra gene biraz daha yatarım. Tamam. Sen bir şey diyor musun öksürmekten başka Ahmar? Baktın ki Asfodel'in kafası başka bir şeylerle meşgul belli. Evet takılı çay mı yapıyor. Yapsın. He. Verirse bana teşekkür ederim. He verdim. Yani. Acıkmıştır beni. Ondan sonra. Sürekli yiyor ya. Neresine yiyor? Sen nereye yiyorsun o kadar yemeği? Değil mi hala ufacıksın. Ha, hay. O kadar ben yesem. Keşke yesem. Karnım ağrır. Hayır keşke yesem evet. Keşke yesem. Partinin ortak bir yer. Yani. Zorlamıyor mu hiç? Sağlıklı bir metabolizma var. Nasıl oluyor? Çok yediğim için sağlıklıyım. Böyle aç gezince böyle hasta oluyorsun. Bu da bir sınav. Bu da benim sınavım. O arada baktın daruluyorum sağda solda. Ay. Alo. Burada da köpekler ağlıyor zaten. Aynen. Evimde gibiyim. Birbirimize animal empati atarız artık. Bu arada Amar bir kaşıntı bastı. Böyle ayağım böyle kulağımı kaşıyorum ben. Harbi harbi böyle hard hard kaşınmaya başladım. Ne oldu? Sinek mi kondu? Ne oldu? Ne yok yani öyle sinek mi? Uyuzlandım diyor yani. Neyse ondan sonra hani o şekil güzel bir en azından Ahmar ve Cromwell için güzel sayılabilecek. Asfodel için ise kabuslu bir gece geçirdikten sonra sabahleyin uyandınız arkadaşlar. Her şey yolunda. Her şey gayet normal. Yine dua ediyorum ben Meyek'te. Bu arada diyem aksatmıyorum. Sabah ve akşam özellikle şu yola çıktığımızdan beri
Tabii canım, standart hani sonuçta. Doğan var yani. Madem hani inanıyorum Ranger olacağım, yarın öbür gün Sikar istiyorum. Sikar'dan ziyade hayatta kalmayı istiyorum. Ya ilk kişi uyandıktan sonra ben bir av turuna çıkacağım tekrar. Bunlar çünkü kahvaltı mevzu falan uzun sürüyor. Tamam, atlıyorum yine. Hunting check. 6. Wisdom check. Abi bir kere gel ya. Yakalayıp orada bırakıyoruz ya. Daimi aç. Ya iki çekim birden tutması biraz zor. Zor. Evet. Sen böyle bir şey yapmazsan bu konuda böyle hasta kalmaya devam edeceksin gibi görünüyor. Bir tane artık hipopotam falan avlayıp onu aylarca yanında gezdireceğim. Siz baktınız arkadaşlar, Ahmar yine eli boş döndü avdan. Bu kadar benim yüzüm. Adam yemek de yemiyor. Gitgide zayıflıyor da farkındayım hani şey olarak. Yok yok, az yiyor da. Öyle hasta yani. Maruldan yiyor. Yani elma kabuğu. Ben Ahmar gelene kadar kahvaltı bastığını bitiriyorum. Oyalanmayacağım. Adamın canı çekse de yemiyor adam. Gerek yok oyalanmaya. Hazırsak yola düşelim. Bulacağını da bilmiyoruz. Aynen. Tabii yavaş yavaş. Oradan devam edersin. Hazırsak yola düşelim de bugünün sonunda şey yapabilecek miyiz? Ulaşabilecek miyiz bir yere? Sanırım bu gece ya da yarın gece, yanlış hesap etti oradaki adam, dolunay olmasını ben bekliyorum. Şansımız neyi gösterirse de. Artık şehirden de yeteri kadar uzağız. Ormana yap. Mehmet daha kolay geçer, daha aydınlık olur ama. Yani bir şey sorabilir miyim? Disease diye bir spell var, bir level. Bende yok ama. Common for specialty priest of healing, otherwise uncommon diyor. Ben bunu dua etsem. Timora desem. Ey yüce Timora. Bu dingilleri sen çıkarttın karşıma. İkiz dingiller. Onlara şans getirmeye diye çıktım. Ben şansımdan oldum gibi hissediyorum. Bunlarda bir hastalık var mı yok mu? Bana bunun wisdom'ını yolla, görebileyim diye böyle bir... At bir %1 gelirse olur. Kaç? Anca o kadar şansım var yani. 9. Yok. Ama aradığınız gada şu anda ulaşılamıyor. Ama uncommon. Ya o senin church'ünle hiç alakası yok mu? Biliyorum. Şansımı deneyeyim dedim. Healing God'ı diyor. Yani ilmater olsan tamam diyeceğim. Şimdi arkadaşlar, öyleyse bugünlük yolculuğunuzu sayın. Kaçı oluyor? Hadi burası 26, 27. 5. gündeyiz diye. İlk gün... Ah. Neydi burası? Westwood mu? Westwood'u geçtik. Da geçiyoruz. Westwood'u, aynen. Westwood'u geride bıraktınız. Artık direkt o Westwood arkanızda kaldı ve siz kuzeye doğru yollanacaksınız. Yani burada kapatalım mı bölümü? Aynen. Aynen. Önünüzde 1-2 günlük bir yolunuz var. Abacım. Bakalım bugün size neler gösterecek. Sabahın köründe çıktık olayına. Mümkün olduğu kadar erken bir şekilde daha çok yol almak için. Sabahın köründe çıkmadan önce ertesi günün kahvaltısı. Ben direkt 2D20 yolluyorum. Bugün için atmıştık zaten. Olmuyor. Ertesi gün. İkisi. Attın. Ertesi gün için atıyorum. Ertesi gün için niye atıyorsun, daha ertesi gün olmadı. Tamam işte, tuttu gün. Adamı şimdiden tuttu. Boş şey, ölecek adamı. Ertesi gün oldu sandım.
Ne olur tutmuş olsun. Tuttu. Ertesi gün attım. Yani ertesi gün yola çıkıyoruz dedim. Yanda o pazardı. Neyse, ya sabah için gözüyle attın sen bugün. Tamam. Tutmayanlar o. Gündüz gözüyle son kez insan olarak birbirimizi şey yapalım da görelim de. Akşam hani çıkacağımız belli değildi. Hemen bakalım kimin içinden hırt adam çıkacak diye. Bizim de. Ya da kimlerin. Ve kurtçuklar sürüsü olarak hep beraber gidersiniz belki. Hayır, ben şeyi düşünüyorum. Biz birden dönüşürsek bence sorun yok. Ama ikiye bir falan dönüşürsek problem büyük. Üçümüzü dönüşürsek katırı paylaşırız artık. Doğru diyorum, sorun yok yani. Ya arkadaş ne katırmış. Tamam, aç aç. Seni beni yiyecek haberin yok. Çalım. Neyse arkadaşlar, bakalım bunların soruların cevaplarını önümüzdeki hafta umarım göreceğiz. Bu haftalık oyunumuzu böyle iki part yapalım. Part da burada sonlandıralım. Biz seyredenlere abone olursak seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Enzettim.